Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim köri soslu kremalı tavuk. Yanına da bir makarna yapacağız. Özellikle çocukların dışarıda çok severek yediği bu tavuk ve makarnayı evde yapmış olacağız bizler de. Şimdi tavuğu soslayayım. Hemen burada yarım kilo, ben çok fazlasıyla yapmayacağım. Yarım kilo tavuk göğsünü küp küp olacak şekilde doğradım. Baharatlarını ilave ediyorum. Kekik, tuz, toz biber, karabiber ve köri sosu. Bir diş sarımsağı dövdüm, biraz sulandırdım. 2-3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Ben şimdi ocağın başına geçip her ikisini de hemen hazırlayacağım. Eğer zamanınız varsa bu tavuğu en az dolapta bir yarım saat dinlendirin. Benim şimdi zamanım yok, hemen pişireceğim. Arka tarafa makarnanın suyunu koyuyorum. Orada kaynasın. Kaynayana kadar ben tavuğu hazırlayacağım. Burada da hemen bir tencereyle tavuğu yapacağım. Ocağın altını yakıyorum. Direkt tavuğu tencereye alıyorum. Altını yüksek ayara getiriyorum. Çok sulanmasına izin vermeyeceğim tavuğu. Kapatayım. Bir 5-10 dakika ara ara karıştırarak pişireceğim. Bir 10 dakikadır ara ara karıştırarak pişirdim. Yeterli artık, kızarmıştı gördüğünüz gibi. Artık kremasını ilave edebilirim. 2 yemek kaşığı zeytinyağıyla tavuğu yapmış oldum. Çok yağlı olmasın. Krema da yeterince yağlı zaten. Yarım su bardağı kremayı ilave ediyorum. Kremayı çarpmadım şöyle. Yarım bardak kadar su ilave ettim. Da kaynamaya başladı. Şimdi bunu arka tarafa alacağım. Suyunu çekene kadar pişsin. Altı kısık bir şekilde. Kapağını da kapatıyorum. Su kaynıyor. Tavuk arkada bir 10-15 dakika, yani kremanın böyle suyunu çekene kadar pişsin. Orada makarnayı yapacağım. Yarım paket ben yüksük makarna kullanacağım. Siz de hangisini seviyorsanız onu yapabilirsiniz. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyuyorum. Yapışmaması için. Şöyle karıştırayım. Şimdi makarnayı normal nasıl haşlıyorsanız o şekilde haşlayabilirsiniz. Ben de o şekilde haşlayacağım. Kapağını yarım olacak şekilde kapatayım. Kaynayacak. Ondan sonra süzdüreceğim. Yeterince kaynadı artık. Tavuğu da kapatıyorum. O da pişti. Makarna da pişti. Şimdi süzeyim. Tencereyi tekrar ocağa atıyorum. Makarnayı içine boşaltıyorum. Ocağın altını tekrar yakacağım. Şimdi tuzunu ilave ediyorum. Bir 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı. Yarım su bardağı krema. Çay kaşığının ucuyla köri ekliyorum. Çok değil. Yine çay kaşığının ucuyla kekik. Biraz kapağını kapatayım. Ara ara karıştırarak bir 5 dakika pişireceğim. Altını kapattım artık. Tavuğu da pişti. Tavuk da pişti. Onu da kapattım. Bir 10-15 dakika suyunu çekti tavuk. Makarna da aynı şekilde bir 10 dakika boyunca ara ara karıştırarak pişirdim. Şimdi tabaklara koyayım, servis edeceğim. Tavuğu ve makarnayı bir servis tabağına alayım. Gayet güzel oldu. Özellikle çocukların severek yediği bir yemek. Yanına da makarna.
Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Gerçekten çok lezzetli bir yemek oldu. Tavuk ve makarna bizim mutfaklarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden bir tanesi. Özellikle çocuklar çok severek yiyor. Umarım sizler de denedikten sonra daha güzel sonuçlar alırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.